Efendim, İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda pusu kurdular. Yabancı uyruklu iki iş adamını gasp edip 450 bin dolarla kayıplara karıştılar. Polis biri kadın, dört kişilik çetenin o çetenin peşine düştü ve ikisini kıskıvrak yakaladı. Müvekkillerim iş adamı. Çok büyük bir zarara uğradılar bu olaydan dolayı. Çok büyük bir şok yaşıyorlar. Döviz bürosuna girip pusu kurdular. 450 bin dolarla gelen iki iş adamını gasp edip böyle kaçtılar. Yabancı uyruklu iki iş adamı 450 bin dolar parayı aldı ve Fatih'te bulunan bir döviz bürosuna geldi. Ancak onları çok kötü bir sürpriz bekliyordu. Biri kadın dört kişi döviz bürosuna onlardan önce gelmiş, hazırlık yapmıştı. Yabancı uyruklu müvekkillerim döviz bürosuna geldiler bir döviz çevirim işlemi için. İş adamları 14 milyon liralık dövizle içeri girdi. Para bozduracakları an biri kadın iki kişi para dolu çantayı alıp kaçmaya başladı. 425 bin dolar değerindeki para masanın üzerinde duruyor. İçeriden gelen adam müvekkillerimin hareket etmesini engellemek suretiyle şu şekilde tutuyorlar. Bu sırada da küfürler, hakaretler savuruyorlar. Bu iki gaspçı çantayla merdivenlerden indi. İş adamları onları kovalamaya başladı. Döviz bürosunun içinden çıkıyorlar. Asıl döviz bürosunun sahibi değillermiş. Bir günlüğüne kullanımını bu kişilere devrettiğini söylüyor. Kadın ve çantalı adam sağa doğru kaçtı. Suç ortakları ise sola döndü. Fatih Asayiş ekipleri hemen çalışma başlattı. Dört şüpheliden ikisini yakaladı. Çantayı çalıp kaçan ve yanındaki kadın ise aranıyor. Polis iki gaspçı ve içi para dolu çantanın peşinde. Çok zor bir durumdayız şu anda. Bir an önce paranın bulunması için kolluk kuvvetlerinden destek bekliyoruz.